Mutfağıma bugünkü tarifim tam ölçüsüyle pankek yapacağız. Birebir ölçüsüne uyarsanız çok güzel pankekler yapabilirsiniz. Hemen hamurunu çırparak başlayayım. 2 adet yumurta, çeyrek çay bardağı yani 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, kullandığım bardak yine evimizdeki klasik bardaklardan, 2 su bardağı süt, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 3 su bardağı unu eledim ve yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Hem bir taraftan düşük devirde çırparken bir taraftan da unu ilave edeceğim. Önce bir 2 yemek kaşığı, şöyle 3 yemek kaşığı koyayım, çırpayım. Unun tamamını boşalttım. Kıvamı tam yerinde. Kıvamını da şöyle göstereyim. Çok öyle biraz böyle yani kek kıvamında diyebilirim aslında kıvamı için. Çok da sulu yaparsanız bu sefer çok yayılacaktır. Bu kıvam iyi. 3 su bardağı un kullandım. Sizler de lütfen yavaş yavaş ve dikkatli ilave edin. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Ben şimdi şöyle bir sirke şişem vardı. Siz de evinizde ketçap şişesi de olabilir, yıkayıp tertemizce. Ben şimdi bu sirkeyi suyun içerisinde bekledim, beklettim sirke şişemi. İyice çıktı. Yani evde bu vardı, ondan dolayı bunu kullanıyorum. Sizlerde hiçbir şey yoksa bile küçük pet şişeleri biliyorsunuz, ona bile boşaltıp yapabilirsiniz. Ama öncelikle şöyle derin bir kabın içine boşaltacağım. Dökmesi rahat olması için. Böyle bir kabınız yoksa bile kaşıkla koyabilirsiniz. Eğer koyu olursa birazcık süt, cıvık olursa da birazcık un ilave edebilirsiniz. Şimdi şişenin içine boşaltacağım. Ucu böyle delik olduğu için tavaya dökmesi çok rahat oluyor. Daha düzgün çıkıyor. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ben böyle krep tavasında yapacağım ama sizler herhangi bir teflon tavada yapabilirsiniz. Ama teflon olması önemli. Diğer çelikler de yapışabilir. Ocağımın altını yaktım. Böyle iyice ısınması için bekliyorum. Isınmadan dökmeyin. Bu sefer yapışacaktır. Büyüklüğünü, küçüklüğünü tamamen arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Şöyle tam ortaya sıkıyorum. O zaten yayılıyor. Eğer ki daha böyle ince istiyorsanız 1-2 yemek kaşığı kadar azaltabilirsiniz ununuzu. Ama biraz daha böyle dolgun, kalın istiyorsanız benimki gibi yapabilirsiniz. Sığdığı kadarını dizdim. Altını kısa aldım. Kısık ateşte pişireceğiz sürekli. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Şimdi olduğunda sizlere göstereceğim. Hemen o esnada çevirebilirsiniz. Çok dikkat edin. Yakmayın. Şimdi artık gördüğünüz gibi hepsi göz göz oldu. Çeviriyorum. Boş kalan yere sıkmaya devam edeceğim. Hemen pişenleri alıyorum. Gördüğünüz gibi arka tarafı da böyle göz göz olacak. Aslında elimle alsam daha rahat. Sıkmaya devam ediyorum. Tekrar kızaranları çeviriyorum. Pişenleri alıyorum artık. Pankeklerin hepsini tamamladım. Servis tabağına da dizdim. Şöyle yakından da göstereyim.
bal, reçel, ne tür tatlı seviyorsanız onunla birlikte tüketebilirsiniz. Ben ortasına birazcık kahvaltılık çikolata ve muz koydum. Altı da gayet güzel pişti. Sizler de böyle küçük küçük de hazırlayabilirsiniz isterseniz. Minik minik, özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.